Herkese merhaba, ben Oğuz. Bugün seninle Cities Skylines 20. bölümündeyiz. Bakalım bu bölümde neler olacak. Evet, en son geçen bölümde buralara güzel bir sanayi bölgesi yapmıştık. Tarım alanı yapmıştık ve buraya kabataslak bir park alanı oluşturmuştuk. Ve önüne setini çekmiştik. Buradan bir yan yol verip sadece park alanına ait bir yol da ayarlamak istiyorum açıkçası. Çünkü öteki türlü çok fazla talep olduğunda ana caddeyi çok fazla sıkıntıya sokuyor. O yüzden buradan çok minik bir yol verip şöyle geçiş yapıp ve buradan tekrardan çıkış tarzı bir şey planlıyorum ki önüne hatta toplu taşımaları ıvırını zıvırını koyabileceğimiz bir alan da oluşsun. O yüzden ne yapacağız? Buradaki alanı bir küçük küçülteceğiz. Şu şekilde. Hatta bu yolu baz alarak yaparsam daha da iyi olacaktır. Evet. Sonrasında buradan yolumuzu çekelim. Nasıl bir yol istiyorum? Şöyle iki şeritli ve bisiklet yollu bir yol olabilir gibi duruyor. Ya da hangisini yapalım ya? Şöyle bir şey belki daha mantıklı olabilir. Şuradan şu şekilde bir çıkartalım. Da beğenebilirsem. İlk önce şurayı yapalım o zaman. Şu şekilde eğimi alalım. Bu kısım tamam. Bu kısmı ayarlamam gerekecek sadece. Onu da şöyle ayarlasak sanki güzel olacak gibi. Tamam, şimdi park alanını tekrardan bir düzenleyelim. Buradan park seçelim. Küçük boya alalım. Sonrasında şöyle zaten tam yolun hizasına kadar kalmış durumda. Gayet iyi bence. Parkın girişi burada olacak. Hatta bir çitini çekmeye başlayalım. Bu bölüme parkı bitiririz diye umut ediyorum. Ya bitirirzen kastım en azından açılmış ve kullanıma hazır hale gelmiş istiyorum. Ama öncesinde şuraya bir işlemleri yapalım. Hatta buraya bir bence tren istasyonu yapalım. Nerede bizim kargo trenimiz? Nereden oluşturalım kargo trenini? Bu da büyük bir sorun. Yani şöyle ayarlasak nasıl bir bağlantı yapacağımız da ayrı bir konu. Gerçi ben başarabileceğime inanıyorum. Uzun bir yerden girişini veririz ve uzun bir şekilde çıkışını da ayarlarız bence. Buraya sığar bence. Bir iki şerit yollarımıza bakayım bir. Buraya sığdırabilir miyiz? Atıyorum. Şöyle çekelim. Tek şerit yol alalım. Şuradan alsam. Şu şekilde. Buraya sığdırabiliyor muyum? Sığmıyor. Biraz daha ileri almam lazım. Tekrardan alalım şeridimizi. Bir daha kontrol edelim. Tamam, bu şekilde sığıyor. Onu da şöyle ayarlarsam sanki olacak gibi. Sonrasında buradan yolumuz geliyor. Hatta şunu şöyle alırsam bu şekilde çıkışı buradan verdik. Girişi buradan gelsin. Şöyle gitsin, böyle gelsin. Sığdırabilecek miyiz? Ah be. Şunu şöyle yapsam olur mu? Yok, sığmadı. Az bir şey daha alanı olsa bence çok güzel olurdu.
Onu aslında şununla birazcık zorlasak olmaz mı ya? Şöyle birbirine yaklaştırsam. Çünkü cidden buraya sığsın istiyorum. Bir daha deneyelim sığdırmayı. Şunu açalım. Şuradan burayı kapatsak. Şurayı da kapatalım. Birazcık daha uzatalım. Normal şartlarda bunu yapabiliyor olmam lazım. Burada niye yapamayalım? Değil mi? Bakın, yaptık. Şimdi sadece yönünü ayarlamam lazım. Şuradan şöyle alıp böyle yaparsak. Bunu ters oldu. Düzeltmiyor ama yönü. Şöyle yaparsam tekrardan geri düzeltelim bununla. Tamam, artık her şey tamam gibi. Gayet iyi. Şimdi buna sadece treni bağlaması kaldı. Onu da basitçe ayarlarız. Alt geçitte zaten bizim tren yollarımız vardı. Nereden çekelim? Şuradan alabiliriz herhalde ya. Şu şekilde bir şey yapsam buraya yeterli olur gibi. Evet, bence gayet iyi oldu ya. Çalışsın bakalım. Elektriği alıyor zaten. Evet. Tabi buradaki trafik ışıklarını kapatacağız. Zamanla bu bölgeye girişler başlar. Buraya araçlar geldikçe. Ha, şunları da ekleyelim. Daha büyük şeyler geldi. Mezbaha geldi, kesimhane. Bunlar nasıl sığmıyor ya? Bunlar sığmıyorsa zaten hiçbir şey sığmaz daha buraya. Burası tabii verimli alandı. Şuraya çok yapma taraftarı değilim ama şurayı iptal edersek buraya onları yapabiliriz galiba. Bunu yaptık zaten. Bundan yaptım. Şunlar yapıldı. Şu büyükler mi açıldı ya? Demin bana bir bildirim geldi. Ne açıldığından emin değilim. Şundan biraz ekleyebiliriz galiba. Şöyle iki adet eklesem olur gibi. Büyük boy bir şey açılmadı mı ya? Sanki açıldı diye gördüm. Sadece şunlar açıldı o zaman. Tamam, burası bu şekilde devam etsin. Buraya ilk şeyler gelmeye başladı herhalde. Çünkü araçlar buraya da gidiyor. Bir yandan parka da devam edebiliriz. Buradaki yer gelişir zaten bu kargo treniyle. Bu bölge toparlayacaktır. Buradan hızlıca parkımıza başlayalım. Şimdi buraya ne park yapalım? Luna Park yaptık. Normal şehir parkı yaptık. Ne parklarımız kaldı? Şuradan parklara gelelim. Şehir parkı, pardon, eğlence parkı, normal şehir içi park. Hayvanat bahçesi kalmış. Hayvanat bahçesi yapabiliriz veya doğal zenginlikler tarzı. Gerçi buraya bu yakışır ya. Çadır. İşte
Bunlar sanki buraya çok yakışır ya. Böyle suyla alakalı bir şeyler de var mı burada? Varsa. Aa, balıkçılık. Tamam abi. Bence burası ya. Bence bunlar. Bence bunun yeri burası. Burayı hiç kullanmamıştım ayrıca. Bence çok yakışacaktır. O zaman bunun bölgesi şu olacak. Ana girişimiz şurada olsun. Bir tane de yan giriş veririz. Değil mi? Aynen. Ana kapı. Hatta şuradan yapalım. Güzel. Bir adet de yan kapı yapalım. Şuradan isteyenler çıkabilsin diye. Şuradan bir yan kapı yapalım. Sonrasında bunun çevresini artık belirlemeye başlayalım. Buradan hiçbir şeyi seçtirtme bana diyoruz. Ayarlamaya başlayalım. Buradan böyle devam edelim. Aslında burayı elimle sınırlandırsam daha da güzel olur. Ama yani şu şekilde aslında bir nerede bizim bu yer? Şurada mıydı? Şu tarz bir şeyle sınırlandırsam aslında daha iyi olabilir mi diye bakayım. En azından şuraya kadar doğal güzelliğini emin olamadım ya. Şimdi böyle doğal gözüküyor. Öteki türlü doğallığı bozulabilir. Şu nasıl duruyor? Yok, bu alakası zaten. Buna gerek yok. Şu belki olabilir. Ya da bu zaten bizim klasik şey. Yani sanki şundan koysam olabilir gibi ya. Pardon, bu değil. Şundan atacağım. En azından dış kısmı için. Yani sanki bir tık daha iyi oldu ya. De burayı böyle ilerlettiğimde sırıtmaz ama. Hadi burayı da ilerletelim. Ya iç kısma yapmayalım o zaman. Dış kısmını yapalım. Şöyle devam edelim buradan. Öteki türlü de çok şey duruyor. Güvensiz duruyor. Tamam. Şuradan karşıdan karşıya bir yol da yaparız. Burasını beğenmedim açıkçası. Şöyle şurayı yıkacağım ya. Sapıttı burası. Hatta şunu da bir yıkalım. Şurayı çok bir çıtır yukarı yükselteceğim. Tamam. Şimdi tekrardan düzeltebiliriz. Tamam, daha makul gözüküyor. Şimdi yollara başlayalım. Nasıl yollar yapacağız? Ha, gerçi çiti yapıyorduk değil mi? Çitlere başlayalım. Niye yapmıyor? Neyse, düz şeyle yapalım. Suya yerleştirilemez. Ne suyu ya? Suda değiliz arkadaş. Buradan öte doğaya açık şekilde durabilir. Sadece buradan dış kısma bir kapalı gibi gözüksün. Buradan yolumuzu yine kapayalım.
Güzel şey de açıldı. Tarım için yeni yerler de açıldı. Bir onlara da bakarız birazdan. Şu kısmı yapmaya devam edelim biz. Tamam, buradaki çit de hazır. Bu kısma çit yapmaya gerek duymuyorum. Burası zaten karşıda, sadece içeriden geçiş olacak. Gayet iyi oldu. Şimdi yolları çekmeye başlayalım. Burada çöp toplanmıyordu ama nasıl toplanmayabilir yani? Zaten buraya çöp bölgesi yaptım. Yani bunun toplaması şuradan çıkıp şöyle dönüp buraya toplayabiliyor olması lazım. O yüzden çok ciddiye almayacağım bu kısmı. Buraya zaten başladı insanlar şey yapmaya. Un, kağıt. Kağıtla alakalı bir şey üretiyor muyduk biz? Aa, üretiyoruz. Şimdi biz burada ne üretiyoruz? Değil canım ne şey. Aa, biz odunu o şekilde üretmiyoruz ama. Burası normal düz sanayi. Keşke diğer şeyden yapsaydık. Şimdi bu şunu üretmek için ne istiyor bizden? Odun sanayisi, yemek sanayisi ve plastik sanayisi istiyor galiba. Ah, bunu da üretemiyorum. Ne istiyor? Onu da yapamıyoruz. Bu ne? Şu üç tane şey var. O neyin? Ha, buradan tamam. O ilden yapılıyor. Onu da yapamıyoruz. Şunu yapabiliyoruz galiba, limonata. Cam üretiyorum sonuç olarak. Değil mi? Bakalım. Şunu üretiyoruz. Bir dakika, neydi o? Şu muydu? Aynen. O cam galiba. Bir bakayım. Metal, metal. O hangisi ya? Onu üretiyor olmam lazım. Üretmiyor muyum? Allah Allah, o burada. Bir dakika. Ben bundan koymadım mı cidden buraya şimdi? Üretmiyor muyum ben bununla? Yo, ha tamam, üretiyorum. Bir an niyeyse panik oldum ya. Üretiyormuşuz. Tamam. Ki bu yeterli olur galiba ya. Şuradan bakayım. Olur. Bence gayet yeterli olur. Bu limonata fabrikasını şuraya mı koyalım? Abicim bu ne ya? Bu hiçbir yere sığmıyor bu. Yani çok mantıksız bir şey bu. O zaman şuraya koyacağım. Yani başka ihtimalim yok. Şimdi şöyle yapacağım. Burayı kıracağız. Ve bunu, inanılmaz bir şey bu. Bir yerlerden toplayın getirin. Yapacak bir şey yok. Yani glass'ı da şuradan alın gelin. Çünkü zaten ikisinin de bağlantısı var. Oradan bir yerden çekersiniz siz. Bakalım burada üretim olursa göreceğiz zaten. Bunu buraya bağlamak istemiyorum. O yüzden hiç öyle bir şeyler bulaşmayacağım. Şu kısmı geleceğim. Sadece tarımdan. Şöyle bir adet büyük yer oluşturacağım. Sonrasında şöyle iki tane atacağım. Aa, yanlış şey attık. Gerçi biz bir sürü şey üretiyoruz galiba. Bundan çok üretiyoruz. Et üretelim, daha mantıklı olur.
İnek üret. İnek üretiyorsun zaten. Sen de koyun üret. Burası bence yeterli ya. Buraya daha da abartmayıp daha abartmaya gerek yok. Daha da yoğunlaştırma gerek yok. Belki şu kenarlara bir şeyler koyarız sonrasında. Şimdilik burası yeterli. Parkımıza devam edelim. Dış hatlarını yaptık. Yollarını çekecektik. Yollarına başlayalım. Şimdi şunlardan başlayalım. Bu ışıklı mı? Dekorasyon. Tam dekorasyonlu olsun, daha mantıklı olur. Şunun her şeyini seçelim. Yani bunlar yüksek ihtimal bizi çok uğraştıracak. Saçma sapan yerlere bağlanıyor çünkü. Şunu kapatıyorum abi. Sen beni serbest bırak, ben kafama göre takılayım ya. Şu şekilde bu patikayı yürüteceğim. Da bunları sonra tekrardan ağaçlandıracağım. Şimdilik ağaçlar yıkılıyor. Dış bakı da gayet iyi gidiyor. Buradan devam edelim. Bence güzel ya. Suyun üstünden giden bir yol bence şık duruyor. Sadece biraz daha alçak olabilir. Yüksekliğini nasıl ayarlıyoruz ya? Buradan ayarlayabiliyoruz mu acaba yüksekliği? Bir yüksekliği ayarlamayı deneyeceğim. Ayarlanırsa daha güzel olur. Ya da ayarlanmasın ya, böyle kalsın. Tamam. Yapacak bir şey yok. Tamam. Şuralara biraz daha dağıtabilirim artık hatta. Şuradaki tümseyi de yayalım. Abiciğim ne yapıyorsun ya? Yani şurayı alçaltmanı istedim. Ortalığı mahvettin. Tamam. Şu kısımları en azından kaba taslak hallettik. Devam edelim. Evet. Ezan okunuyor ve bizim müezzin kuş başladı ötmeye. Yani çok seviyor. Dışarıdan ezan sesi gelince sürekli ötüyor. Bakalım, burasını ayarladık. Şuradan bir çıkıntı verilebilir. Şöyle verelim. Yani parsellere de ayırmış olduk. Kaba taslağı hazırlandı. Şimdi artık şeylerimize gayet güzel duruyor ya bu arada. Ki bunlar o kadar minik minik yerler ki, yani çok güzel dağıtılabilir bunlar ya. Baksanıza. Çok az yer kaplıyor. Yani yolları daha da sık yapabilirim aslında. Şu alanı hele daha sık yapayım ki daha fazla çadır koyalım. Şu alana. Burayı daha farklı bir şey yaparız belki. Ya bunlar olacak mı buraya? Bayağı iyi ya.
Ya herhangi biri buraya zaten hepsi cuk oturuyor. Evet, buradan ötesini doldurması kalıyor. Buraya elektrik istiyor tabii. Yapacak bir şey yok. Orayı bir şekilde ileteceğiz oralara kadar. Ben buradan ötesini doğaçlama şekilde yapmaya başlıyorum. Ya bence mükemmel ya. Tabi buraları da ağaçlandıracağım. Şimdi ağaçsız olduğu için garip duruyor olabilir ama oralar ağaçlandırılacak. Ve bu kadar sade durmayacak. O konuda bir şüpheniz olmasın. Şimdilik oralar biraz sakin duruyor olabilir ama ileride oralar daha da güzel olacak. Şimdi o zaman yani çok uzun zamanımız alacak çünkü bunlar tek tek koyulan şeyler. Buraya gelen insanlar olmaya başladı. Tabi oraya elektrik çekemiyoruz. Buraya başka parkların şeylerini de koyabiliyoruz hatırladığım kadarıyla. Yani buraya mesela şunlardan da koyabilirim. Nerede? Mesela şundan atabilirim. Şu şekilde. Ya da şundan da koyabilirim. Elektrik istiyor. Bu garip duruyor. Bunun en uygun ayarlama şeyini bulup yani şu şekilde oturtabiliriz galiba. Yani bu şekilde yerler konulabilir. Tabii elektriği yok. Oraları yapacağız. Yani bu bölümü acaba burada bitirsek mi diye düşünüyorum. Buraya geliyor mu? Tamam, camlar da geliyor buraya. Güzel. Diğer taraftan buraya camlar da getiriliyor. Bu da ekstradan bir üretim yeri olmuş oldu. Şimdi bu bölümde ne yaptık? Buranın kaba taslağını ayarladık ve şöyle küçük çadırlık alanları oluşturmuş olduk aslında. İnsanlar köpekleriyle falan geliyor, gayet güzel. Tabii daha burası için yapılacak çok şey var. Buranın fiyatını düşürüp buraya işte turlar, İşte kampanyalar, o tarz şeyler düzenleyip ne yapacağız? Bu bölgeyi arttıracağız. Bu bölge artınca da gerçi bunlar elektrik istemiyor galiba ya. Bu ne istiyor? Ya burada elektrik yok uyarısı vermiyor zaten. Tamam. Sadece bu tarz şeyler elektrik istiyor. Bu bölgeyi doldurabiliriz. O konuda bir problem yaşamayız. Zaten buradan insanlar akın akın o bölgeye gidecektir. Bölümü burada bitirelim. Zaten yeterince uzun bir bölüm oldu. Yani tabi buraları ben kırpacağım edeceğim. Ama yine uzun bir bölüm olacak. Parkımıza da şöyle son bir bakalım. Dış bakıda yani çok da kötü durmuyor ya. Bence gayet bence güzel. Şu şekilde tutabiliriz. Evet, videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.